Merhaba sevgili izleyiciler. Bir pazar akşamı yine canlı yayınla karşınızdayız. Ümit Özdağ'la birlikteyiz. Profesör Ümit Özdağ. Şimdi Ümit Özdağ'la biliyorsunuz İyi Parti içinde baya bir tartışmalar yaşandı. Buğra Kavuncu vesaire üzerinden. Ama şimdi konumuz o değil. O yeterince tartışıldı. Ümit Bey mi haklı, işte İyi Parti mi haklı? Onlar ayrı konu. Konumuz değil bu programda. Ama daha çarpıcı Ümit Hoca'nın asıl siyaseten uzun zamandır ilgilendiği, ülkemizin de başına hakikaten büyük sorun olan Suriyeliler, Suriyeli sığınmacılar konusundan başlayacağız. Ardından Amerikan yaptırımları, NATO'dan ayrılalım mı ayrılmayalım mı tartışmaları malum yoğun bir şekilde sürüyor ve Avrupa Birliği ile ilişkiler, onları konuşacağız. Şimdi hocam merhaba, hoş geldiniz bizim TV Hoş yayınına. bulduk, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Sağ olun, çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Rica ederim. Şimdi hocam siz bu Suriyeli sığınmacılar konusunu çok gündemde tutuyorsunuz siyaseten. Neden gündemde tutuyorsunuz? Suriyeli sığınmacılar konusunu Türkiye için bir tehdit mi görüyorsunuz? Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sanki size cevap verir gibi, hani sizin adınızı anmıyor ama geçtiğimiz gün Göç Kurulu toplantısında bir konuşma yapıyor. Orada diyor ki bugüne kadar göç aldığı için batmış, mahvolmuş ve fakirleşmiş bir ülke örneği dünyada yok. Bilakis bugün ne yazık ki ırkçılığın pençesindeki Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki gelişimi bir kısmı da Türk işçilerinin alın teri olan göçmen iş gücü sayesindedir diyor. Şimdi başta Almanya olmak üzere Avrupa'ya giden işte Türk işçi lerle Suriye'den ülkemize sığınan sığınmacıları kıyaslamış, biraz da ilginç bir şey olmuş. Ne dersiniz hocam? Öncelikle Sayın Soylu'nun danışmanlarının kendisine tarihin ve bugünün dünyasının belirli boyutları hakkında daha kapsamlı bilgi vermeleri gerekiyor anlaşılan. Hepimiz lisede Kavimler Göçü'nü okumuşuzdur. Sanıyorum Soylu da Kavimler Göçü'nü okumuştur. Kavimler Göçü bırakın bir ülkeyi Roma medeniyetini yıkmıştır. Ve bugünkü Batı Avrupa'da şekillenen ulus devletler, yani Fransa, Almanya, İspanya hep bu kavimler göçünün sonunda bu coğrafyaya Doğu Avrupa'dan veya Asya'nın batısından gelip yerleşen kavimlerin kurmuş olduğu etnisiteler üzerine gelişmiş milliyetlerdir. Onun için göçten dolayı tarihte hiçbir yıkılmış, refah seviyesini kaybetmiş millet, devlet göremezsiniz lafının doğruluğu söz konusu bile değildir. Ama sadece tarihten örnekler vermeyelim. Bakın çok daha yakın zamandan da örnekler var. Afganistan ve Afganistan Savaşı başladıktan sonra Afganistan'dan Pakistan'a 6 milyona yakın Afgan göç etmiştir. Bu göç başlayana kadar Pakistan Hindistan'la her alanda rekabet eden bir ülke iken Afgan göçü başladıktan sonra kaynaklarını bu alana aktarmak zorunda kaldığı için hem de bizim kadar kaynak aktarmadığı halde önce Hindistan'la rekabetten, yarıştan yavaş yavaş kopmuş ve zaman içerisinde, yani 40 yıl oluyor, zaman içerisinde Afganistan'ın katı din anlayışı Pakistan'a ağır şekilde tesir etmiş. Pakistan'ın toplum yapısını değiştirmiş, Pakistan'ın kuzeyini çok ciddi şekilde devlet otoritesini yıpratmış ve Pakistan devletini hasta hale getirmiştir. Doğrusu İçişleri Bakanı olarak Süleyman Soylu'nun Pakistan üzerindeki
Afgan etkisinin Pakistan devletini nasıl yıktığı konusunda eski istihbarat başkanı Sabri Uzun'u davet ederek bir kahve ikram etmesi onun için çok aydınlatıcı olacaktır. Çünkü Sabri Uzun istihbarat başkanı iken, istihbarat daire başkanı iken Pakistanlı istihbaratçılarla 2012 senesinde yaptığı bir toplantıda Pakistanlı istihbaratçılar tarafından uyarılıyor. Diyorlar ki Pakistanlı istihbaratçılar, bakın biz sizin şimdi Suriye'den gelen göçe benzer bir göçü yaşadık. Burada da büyük bir tuzağa düştük. Şimdi aynı şeyi sizin yaşadığınızı görüyoruz. Sakın siz bu tuzağa düşmeyin. Evet, bugün Türkiye'de 5 milyonun üzerinde Suriyeli sığınmacı var. İran üzerinden gelen Afganların sayısı 500-600, bazılarına göre 900 bin. Net bir sayı yok. Ama şunu görüyoruz ki Güneydoğu Anadolu'muzda, Akdeniz kıyısındaki bazı illerimizde demografik yapı hızla değişiyor. Hatay'da bugün Suriye'den gelen büyük göç sonucunda 500 binin üzerinde Suriyeli var. Gaziantep'te 500 bin civarında yine Suriyeli var. Şanlıurfa'da keza öyle. Kilis'te Türkler azınlıkta. Ve Adana, Mersin ekseninde yine her ikisinde de 400 bin civarında Suriyeli yaşıyor. Bunlar burada yaşayan Türk nüfusundan ki İstanbul'da olduğundan çok daha fazla çocuk doğurur bir Kilis. Bir Türk ailenin daha fazla çocuğu olur. Kilis'te bile Türk çocuk sayısı doğan Suriyeli çocuk sayısından çok daha az. Toplamda da değil aile başına. Çünkü hep vurguluyorum Hacettepe Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanlığı'nın yaptırmış olduğu bir araştırma var. Bu şunu gösteriyor bu araştırma. Suriyeli kadınlar 5.3 çocuk doğuruyor. Bu Türklerde 1.9. Eğer Suriyeliler Türkiye'de kalırlarsa 15 milyon olacak 20 sene sonra sayıları. Ve bu bahsettiğim kentler Türk kenti olma niteliğini yitirecekler. Sınır coğrafyanızda, hemen altınızda bir Arap coğrafyası var ve siz bu kentlerde milli kimliğin ortadan kalkmasını, demografinin değişmesini sağlarsanız, yarın bu coğrafyayı karıştırmak isteyen her istihbarat servisi burayı çok çok rahat bir düşük yoğunluklu bir iç çatışma sosyolojisini kullanarak çatışma alanı haline getirir. Üstelik bu nüfus Türkiye'ye transfer edilirken Suriye'nin kuzeyinde de PKK-PYD kontrolünde bir bölge kuruluyor. Irak'ta KDP-KYP'nin kontrolündeki bölgenin yanına eklemleniyor. Büyük Kürdistan'ın iki parçası kalıyor geriye. İran ve Türkiye. Sonra sıra İran'a ve Türkiye'ye gelecek. Siz de içinizde böyle bir yeni nüfus almışsınız. Ve bu çok kolay karıştırılmaya müsait. Doğrusu bunun milli güvenlik tehdidi olduğunu görmemek mümkün değil. Bunun milli güvenlik tehdidi olduğunu bütün toplum anladığı gün Şaban Bey zaten iş işten geçmiş oluyor. Türk aydınlarının, strateji çalışan, jeopolitik çalışan insanların, akademisyenlerin, araştırmacıların, istihbaratçıların, subayların görevi bir millet tehlikeyle yüz yüze gelmeden o tehlikeyi görüp toplumu ve devleti uyarmak. Ben de bunu yapıyorum şimdi. Çünkü bu sürecin nasıl geliştiğini, bu sürecin dinamiklerinin nasıl şekillendiğini, dünyada nasıl bunun bir demografik mühendislikle bölgelerin karıştırıldığını ve iç savaşların çıkartıldığını görüyorum. Şimdi bazı şeyleri yaşamak gerekmiyor bilmeniz için. Elinizi prize sokar mısınız? Sokmazsınız. Evet. Yani bize elektrik çarpacağını biliriz. Efendim başınıza geldi mi? Gelmedi. Gelmesine de gerek yok. Muhtemelen gelseydi siz de biz de şu anda ben de canlı yayında olamazdık. Bundan sonra vefat etmiş mezarlıkta yatıyor olurduk. Onun için
bazı şeyler başımıza gelmemeli. Lübnan'ın başına gelen, Afganistan'ın başına gelen, Pakistan'ın başına gelen, Suriye'nin ve Irak'ın başına gelen şeylerin bizim ülkemizin başına gelmemesi için erken davranmalıyız, öngörülü olmalıyız, dağın ardını görmeliyiz ve Suriye'den iç savaştan dolayı gelen bu insanları net altını çizerek söyleyeyim, bombalandıkları için gelmediler, gelmeleri için bombalandılar. Ülkelerine Türkiye'nin dostu olarak en kısa zamanda yollamanın çaresine bakmak zorundadır Türkiye. Eğer bunu yapamazsa emperyalizmin kurduğu tuzağa düşecek ve ülkemiz bir kaosun içine sürüklenecektir. Öte yandan bugün yaşadığımız ekonomik krizin en önemli nedenlerinden bir tanesidir. Bakın, Rusya ile uçak düşürmeden dolayı doğan kriz 14-15 milyar dolar hesap ediliyor. Onun katmadığımız zaman bile Türkiye'ye maliyeti 80 milyar dolardır bu işin. Bunun içinde almış olduğumuz Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den 6 milyar dolarlık hibe de yok. Bunlar devlet rakamları. Şimdi bu 80 milyar doları biz harcamasaydık bugün refah seviyemiz çok daha yüksek olur. Siz bugün hastaneye gittiğiniz zaman tedavinin bedelini ödüyorsunuz ama sadece kendi tedavi bedelinizi ödemiyorsunuz. Aynı zamanda Suriyeli'nin tedavi bedelini ödüyorsunuz. Çünkü Suriyeli ödemiyor. Onu siz ödüyorsunuz. Oraya giden her hasta ödüyor. Veya çocuklar okula gittikleri zaman okulda eğer ki birçok ilimizde böyle Suriyeli çocuk varsa aynı sınıfta öğretmen o mesafe onun da anlamasını sağlamak için dersin seviyesini ne yapıyor? Düşürüyor. Bu da Türk çocuklarının geleceğe hazırlanmasını daha zor hale getiriyor. Şunu söylemiyorum. Bu çocuklar eğitim almasın. Eğitim alsınlar. Ama onun düzenlemesini yapmalıyız ve ülkelerine geri dönecekleri bir şekilde yapmalıyız. Keza sağlık hizmeti vermeyelim. Verelim. Ama bunu Türk halkının sırtına yükleyemezsiniz. Türk halkı sağlık için kendisi para harcarken Suriyeli'den bu parayı almamazlık edemezsiniz. Birçok insanımız kirada otururken Suriyelilere Suriye'de Türkiye'nin, Türk halkının cebinden ev inşa edemezsiniz. O insanların nereden geldilerse o şehre dönmeleri gerekir. Ve Türkiye bu yapmış olduğu büyük masrafları en azından bundan sonra bir kısmını çıkaracak bir ticari ilişki geliştirmeli Suriye ile. Ama bunların başlangıcı Suriye'de rejimle el sıkışmak ve görüşmeye başlamaktır. Evet. Yani bunu yapmadan ilerlemek mümkün değil. Tekrar söylüyorum, Süleyman Soylu'nun söylediği şey, göçten dolayı yıkılan, gerileyen, refahını kaybeden ülke yoktur ifadesi ne tarih için doğrudur, ne bugün için doğrudur. Türkiye bu göçten dolayı refahını kaybetmiştir. Türkiye bu göçten dolayı güvenliğini kaybetmiştir. Türkiye'de Suriye mafyası oluşmuştur. Suriye mafyasının öldürdüğü Türkler vardır. Şimdi bunların annelerine ne diyeceksiniz? Yani Gaziantep'te evinin önünde askerden yeni geldikten sonra bıçaklanan Necati'nin babasını annesine nasıl izah edeceksiniz? Veya İstanbul'da sadece güldüğü için bıçaklanan ve kaburgaları kırılarak kalbinden bıçakla öldürülen sokağın ortasında 16 yaşında sporcu bir genç. Ne diyeceksiniz onun annesine? Hocam bu tür ama yani adi cinayetler, işte saldırılar maalesef hani Türk'ün Türkiye'de saldırısıyla... Şahan Bey, Türk'ün Türkiye işlediği cinayetler de var. Sayıları daha da fazla. Ama bu insanların anne ve babasına nasıl anlatacaksınız? Onları öldüren Suriyeliler.
Peki sizin hocam genel kaygınız, şimdi biraz önce Afganistan'dan Pakistan'a 6 milyon göçü Rus işgali sırasında örnek verdiniz programın başında. Türkiye'nin İslami radikalizmin tuzağına düşmesinden de mi endişe ediyorsunuz bu? Tabii Türkiye'de bir IŞİD ağı oluştu. Yapılan operasyonlarda yakalananların büyük bir bölümü Suriyeli. Türkiye'de yine PKK-PYD bağlantılı uyuyan hücreler oluştu. Ve bunların en son Hatay'daki orman yangını terör eyleminde aktif hale getirildiğini gördük. Yine Arap istihbarat servisleri bu Suriyeliler arasından kolay eleman devşiriyorlar. Özellikle sadece ekonomik ve uzun vadede jeopolitik tehditleri yok. Türkiye için ortaya çok boyutlu bir tehdit çıkartıyor. Selefilik yayılıyor Türkiye'de. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırmaya göre aralarında Diyanet imamlarının da olduğu %16'lara ulaşmış Selefilik. Selefilik Ehl-i Sünnet ve Bektaşilik gibi Türk milletinin dokusunu oluşturan, milli kimliğini oluşturan bir yapıya karşı emperyalizm tarafından rahatlıkla kullanılabilecek bir kozmopolit zemini oluşturduğu için bir milli güvenlik tehdididir. Mesela bu konuda Top Üniversitesi'nde ilahiyatçı ama strateji ve jeopolitikte çalışan Profesör Doktor Hilmi Demir Hoca'yı davet etmemizin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hilmi Hoca bir ilahiyatçı olarak ama diğer konuları da bilen bir ilahiyatçı olarak Selefiliğin nasıl bir tehdit oluşturduğunu gün ve gün inceliyor. Ben de mesela yanımda bir asistanımın, daha doğrusu iki asistanımın işi Türkiye'de Selefilik çalışmak. Bu Selefilik tehdidine Cübbeli Ahmet Hoca da dikkat çekti ve hatta Haklıdır çünkü Ehl-i Sünnet'in temsilcilerinden birisidir. bu konuda emniyet Ve var. haklı olarak dile getiriyor. Tabii onların başka bilgi ağları da var. Kendi içlerinde, cemaatler içerisinde oluşmuş. Ve şunu da biliyorlar. Selefiler için ilk hedef cemaatler olacaktır. Evet. Peki hocam bu Suriyeli sığınmacılar, şimdi dediniz ki şimdi 5 milyon Türkiye'de Suriyeli nüfusu, Evet. bu çoğalmayla giderlerse ve bunlar ülkelerine gönderilmezse 20 yıl sonra 15 milyon kişiye ulaşacaklar Evet. dediniz. Bu Türkiye'nin demografik yapısını nasıl değiştirir? Köklü şekilde değiştirir. Yani bu insanlar birincisi entegre olmazlar Türk toplumuna. Arap kültürü hakim kültürdür. Hakim kültür olduğu için kendisi belirleyici olmak ister. Bu iyi veya kötü değil. Dünyanın hiçbir yerinde Araplar entegre olmuyorlar toplumda. Durum bu. Vaka. Üstelik Suriyeliler Araplar arasındaki en milliyetçi toplum şeyini oluştururlar. Bölümünü oluştururlar ve mesela yarın diyelim ki Hatay'da çoğunluğu ele geçiren ve bugün Selefi olan Arapların çocukları Arap milliyetçisi olursa ve Hatay'ın Suriye'ye bağlanmasını, Kilis'in Suriye'ye bağlanmasını, Gaziantep'in Suriye'ye bağlanmasını ister ve bunun için örgüt kurarlarsa ne olacak? Evet. Daha şimdiden bu tür kımıldamaların olduğunu biliyoruz. Bu tür girişimlerin altyapısının, eğitimlerinin verildiğini biliyoruz. Bunu ben Peki. yetkililerle de paylaştım. Mesela Hatay'da bir öğretmen, bir kadın öğretmen Arap öğrencilere vermiş olduğu derste külek boğazına kadar biz gitmeyeceğiz, Türkler gidecek diyebiliyor. Peki. Şimdi bakın, tarihin tekerleğini büyük nüfus hareketleri çevirir. Tarihin tekerleğini büyük nüfus hareketleri çevirir. Ve biz 21. yüzyılda sadece Türkiye'de, Orta Doğu'da değil, büyük bir nüfus hareketiyle karşı karşıyayız. Avrupa Birliği bunu çok uzun süre önce gördüğü için Türkiye'yi bir hendek olarak tasarlıyor. Avrupa Kalesi'nin hendeği. Bunun çalışmalarını 2011'de bitirmişler.
Ve mesela Türkiye'ye 6 milyar dolar, 3 milyar dolar para aktarıyorlar. Ama Suriyelilerin Türkiye'de kalması için çalışıyorlar. Bu kadar iyisi alın siz. Evet. Bakın Türkiye'de 5 milyondan fazla Suriyeli var. Bütün Avrupa Birliği'ndeki Suriyeli sayısı 1 milyonu ulaşmıyor. Hatta Türkiye'ye para Türkiye'ye para veriyorlar. Bize göçmen gönderme, Türkiye'de bak onlara diye, değil mi? Türkiye'de bak ve Türkiye'de yerleştir diyorlar. Çünkü ileride bir parçalanmanın dinamiğini oluşturacağını biliyorlar. Türk sorunu, Doğu sorunu Batı için bitmedi. Bakın Türk sorunu, Doğu sorunu Batı için bitmedi. İstiklal Harbi'nde biz bu girişimi erteledik. Ama tarih bu coğrafyada çok dinamik gelişiyor. Yani kısa bir süre önce Türk ordusunun Bakü sokaklarında, caddelerinde bir zafer geçişi yaparken gördük. Değil mi? Evet. Evet. Bundan 102 sene önce 1918'de yine zafer geçişi yaparken görmüştük. 1966'da Demirel Başbakan Moskova'ya gidiyor. Moskova'da çok iyi de karşılanıyor. Daha sonra Bakü'yü ziyaret ediyorlar. Bakü'de de çok coşkun bir karşılama gerçekleşiyor. Akşam Türk heyeti otele yerleşiyor ve otelde kendi aralarında bir değerlendirme yapıyorlar. Bir büyükelçi Milliyet Gazetesi'nde anılarında yayınlamıştı bunu. Diyorlar ki acaba yani bir gün buralar bağımsız olabilir mi? Sabaha ilk ışıklarına kadar tartışma, sohbet sürüyor ve hepsi yataklarına çekilmeden önce şu konuda uzlaşıyorlar. Sovyetler Birliği o kadar güçlü ki bu hiçbir zaman mümkün olmayacak. Sene 1966. Sene 2000, evet, sene 2090, 66'dan sonra 90, yani 30 sene bile geçmeden Sovyetler Birliği parçalanıyor ve 2020'de de Türk ordusu Bakü'de yürüyor. 102 yıl sonra. 102 yıl sonra. Özetle milletlerin tarihlerini geniş zaman dilimleri çerçevesinde düşünmek ve değerlendirmek lazım. Hele dünya adası dediğimiz Asya, Avrupa ve Afrika'nın birlikte oluşturduğu en büyük ada, bunun tam birleşme noktasında olan coğrafya tarihin en tehlikeli coğrafyasıdır. En zor coğrafyasıdır. Ve bu coğrafya da Türk milletinin 1000 seneden beri süren egemenliği hala hazmedilmiş, kabullenilmiş değildir. Peki hocam bu... Onun için Batı, bakın Avrupa Birliği diyor ki Suriyeliler Türkiye'de kalsın. Meksika ile arasına duvar ören Amerika Birleşik Devletleri diyor ki Suriyeliler Türkiye'de kalsın. PKK diyor ki Suriyeliler Türkiye'de kalsın. IŞİD diyor ki Suriyeliler Türkiye'de kalsın. İsrail diyor ki Suriyeliler Türkiye'de kalsın. Hı hı. Ya bunların hepsi Türkiye'nin iyiliğini mi istiyorlar? Soros vakıfları Suriyelilerin Türkiye'de kalma çalışmalarının sponsorluğunu yapıyor. Avrupa Birliği vakıfları etki ajanlarına para aktararak Suriyelilerin Türkiye'de kalması için çalışmalar yapıyorlar. Bu etki ajanlarının bir bölümünün yurt dışında Türkiye'de bir iç çatışma çıktığı takdirde kaçmak için gayrimenkul satın aldığından eminim. Devlet de araştırırsa bulacaktır. Peki hocam, sizin şimdi çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Yani ülkemizin bekasıyla ilgili çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Yani Avrupa Birliği'nin, İsrail'in, Suriyeliler, Suriyeli sığınmacılar üzerinden Türkiye'nin ileride işte bölünüp parçalanması, radikalizme kayması konusunda şimdiden işte bir takım planlar, hesaplar yaptıklarını iddia ediyorsunuz. Peki bizim devlet aklı dediğimiz akıl bunları görmüyor mu? Neden güzel, devlet bir refleks güzel, göstermez? Güzel bir soru. Ben de merak ediyorum doğrusu. Evet, yani birçok yetkilinin benim paylaştığım endişeyi
paylaştığını biliyorum. Çünkü bu çok gözle görülür bir durum. Türkiye'nin nereye doğru sürüklendiği. Ama bunu görmeyenler de var. Bunu dile getirmeyenler de var. Yani düşünün, Türkiye'nin en büyük iki sorunu ne? Birisi ekonomik kriz, diğeri Suriyeliler. Ve bunlar birbirini besliyor. Hı hı, yani doğru. İçeride bu kadar Suriyeli kaldığı sürece Türkiye'nin politik istikrara, sosyolojik istikrara, ekonomik istikrara ulaşması mümkün olmayacak. Evet. Ve AKP de bu süreci olağanüstü kötü yönetiyor. Yani bir süre önce mesela Avrupa Birliği'ni tehdit etmek için insanları karda, kışta, kıyamette sınıra yürüttüler. Halbuki biz diyoruz ki bu insanları baskı aracı olarak kullanmaya gerek yok. Bunları yürütecekseniz Suriye'ye yürütün. Efendim iç savaş var. Yapmayın ya, gerçekten mi? Peki o zaman bayram tatillerinde niye gidip orada kalıyorlar 3 ay? Hı hı. Şimdi bakın, Avrupa Birliği ülkelerinden bir tanesinden bir kişi Suriye'ye tatile gittiği zaman mülteci statüsü kaldırılıyor. Bizde gidiyor, geliyor, kalıyor. Aile burada, baba orada çalışıyor. Peki hocam, o zaman nedir bu duruma, hani yani birileri, hani gerçekten anlattığınız şeyler şok edici. Yani ihanet mi var? Yani ya da yetkililer bu işi düşünmesi, karar alması. Ben 5 seneden beri bunu anlatıyorum. Bakın, peki neden? Ben 5 seneden beri anlatıyorum bunu ve kullandığım verilerin hepsi de resmi veriler. Üzerinde uzlaşmadığımız iktidar verilerine bir tek Suriyelilerin toplam sayısı. Onlar diyorlar ki 125 bin kişiye vatandaşlık verdik. Ben 450 bin kişiye vatandaşlık verildiğini biliyorum. Onlar diyorlar ki işte 3.6 milyon var. Ben 5.3 milyon var diyor. Bakın, ben resmi rakamlara bakarsanız göç idaresi 550 bin kişi var şeyde, İstanbul'da Suriyeli olarak. Birleşmiş Milletler'e baktığınızda 964 bin kişi var. Yani sadece İstanbul'daki fark 400 bine yakın. Şimdi şeyle konuşuyorsunuz, Adana Belediyesi'yle konuşuyorsunuz, Adana Göç İdaresi'ne soruyorsunuz. Adana Göç İdaresi ile Adana Belediyesi arasındaki fark 100 bin. İstanbul Valisi, Gaziantep Valisi iken açıklaması var. Resmi rakamların 150 bin üzerinde Suriyeli olduğunu Gaziantep'te söyledi. Mersin eski Büyükşehir Belediye Başkanı hesaplatmış, kendisiyle konuştum. Resmi rakamlara göre Mersin'de 200 bin, 203 bin, gayri resmi 403 bin, yani toplam 403 bin Suriyeli var. Hepsini topladığınız zaman aradaki fark gerçekten yüksek bir fark oluyor. Peki, peki şimdi mesela Süleyman Soylu'nun açıklamasını okuduk biraz önce. İşte hiçbir ülke bu işte göç nedeniyle göçmemiştir, fakirleşmemiştir diyor. Devleti yönetenler Suriyelilerin geri gönderilmesi ya da işte bir şekilde bu konunun çözülmesi için bir çaba göstermiyor. Herkes halinden memnun. Neden böyle davranıyorlar? Yani bizi yöneten AKP iktidarı da Suriyelilerin, hani 5-5,5 milyon Suriyelinin Türkiye'de olmasından başka bir yarar mı bekliyor ya da başka bir oyun mu kuruyor? Ben bir başka oyunun kurulduğunu düşünüyorum. Yani buna doğru kaydığını zeminin düşünüyorum. Bu oyun bir gün ortaya çıkacak. Yani Suriyelilerin geri dönmemesi üzerine kurulduğunu oyunun gözüküyor, görüyoruz artık. Nedir hocam o? Yani AKP hükümet yapıyor bunu diyor. Evet, hükümet Suriyelileri entegre etmek için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla çalışma başlattı. Neden? Yani Mustafa Balbay da bu çalışmayla ilgili gizli tutulan, bakın kendisi gizli olan değil. Ama bürokrasi tarafından siyasilerin verdiği emirle gizli tutulan entegrasyon planını ortaya çıkardı ve bu konuda bir kitap yazdı. Altını çizelim. Bu entegrasyon planı Birleşmiş Milletler'de hazırlanan standart
planın Türkçe'ye tercümesinden ve kötü bir tercümesinden ibaret. Hı hı. Bununla da entegre falan olmaz. Araplar da entegre olmazlar. Araplar entegre ederler fakat olmazlar. Bakın Osmanlı Devleti Anadolu'ya Arapların Şamara aşiretinin girmesini engellemek için Rakka'ya Türkmen aşiretlerini zorunlu yerleştirmişti. Tıkaç görevi yapsınlar diye. Şey gibi, barikat gibi, kalkan gibi. Evet, barikat gibi. Evet. Biraz tarih şuuru. Biraz jeopolitik bilgisi. Irak'ta da var aslında değil mi bu? Stratejinin S'sini bilirseniz bunları anlarsınız. Bunun nasıl büyük bir felakete yol açacağını anlarsınız. Suriyelileri Türkiye'de tutmak demek PKK-PYD'ye devlet kurmada yardımcı olmak demektir. Evet. Yani inşallah hocam devlet aklı bir an önce devreye girer de bu dikkat çektiğiniz tehlikeleri önleyecek kararları alır ve uygulamaya sokar. Ama AKP iktidarda kaldığı sürece bu devlet aklının devreye girmeyeceği görülüyor. Çünkü devlet aklı Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi üzerine dayanan bir akıl. Milli ve üniter devlete hedef alan bir akıl. Milli kimlik esasında bir akıl. AKP'de hakim olan akıl ise milli kimlik, Türk kimliği, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi üzerine dayanmıyor. Daha çok bir siyasal ümmetçi zemini öngörüyor. Onun hayallerini görüyor. O görülen hayaller ne yazık ki Türkiye'nin geleceğine kabus olarak yansıyacak. Evet. Ya bir nevi ihvan aklı, ihvan aklıyla. Yani ihvan bile Mısır'da kendi içinde daha tutarlı. Hı-hı. Daha Arap. Öyle söyleyeyim. Daha Arap. Yazık ki. İhvan aklı bir Türk aklı değil. Şimdi hocam çok teşekkür ederim bu değerlendirmelerine. Rica ederim. Bu Amerikan yaptırımlarını da sormak istiyorum. Müsaadenizle. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Rusya'dan S-400 işte yüksek irtifa hava savunma sistemi diye isimlendiriliyor, niteleniyor. Aldık diye. Önce Türkiye'yi ortak olduğu F-35 5. nesil savaş uçağı üretim programından dışladılar, çıkardılar. Sonra da 6 adet F-16 parasını ödediğimiz F-35 uçağına el koydu evet. Amerikan ordusu. Şimdi de Katsa yasası kapsamında işte savunma sanayi müsteşarlığına silah ambargosu koydu. Evet. Bunu nasıl görmek lazım? Bunlar daha ilk adım. Mike Pompeo da dedi ki Dışişleri Bakanı işte bunlar hani biz Türkiye'yi ikaz ediyoruz. Gelin oturalım konuşalım şu S-400 işini çözelim diyor. Nereye gidiyor bu iş? NATO'dan çıkalım tartışmaları başladı. Evet. Şimdi Türkiye egemen bir devlet istediği silah alır. Ve Türkiye'nin yüksek irtifa hava savunma sistemlerine ihtiyacı var. Buna uzun bir süreden beri ihtiyacı var. Bu ihtiyacın karşılanmasında gecikilmiş durumda. Neden bu kadar net söylüyorum? Çünkü birkaç kez biliyorsunuz değişik ülkelerden aralarında Hollanda gibi küçücük Konya büyüklüğündeki ülkelerin bile hava savunma sistemlerini borç alarak Güneydoğu Anadolu'da sınırımıza yerleştirmek zorunda kalmış bir ülkeyiz biz. Evet, doğru. Şimdi hem NATO'nun ikinci büyük ülkesi olacaksın hem de Konya büyüklüğündeki Hollanda gelip senin hava savunma sistemin olmadığı için hava savunması desteği verecek sana. Bu kabul edilebilir değil. Hele böyle bir coğrafyada yüksek irtifa hava savunma sistemi olmadan huzur içerisinde olmak mümkün değil. Ben savunma sanayi müsteşarlığında yıllar içerisinde sürdürülen bu konudaki bütün toplantılarda alınan kararların bu kararların uygulanması ile ilgili yapılan toplantıların arka planı ile ilgili yetkililerden bilgi aldım. Ve bu bilgileri alırken notlarımı da aldım.
Türkiye bir anlamda buna yani S-400'leri alma noktasına getirildi. Amerikalılar da yani çok isteksiz davranıp görüşmelerde Türkiye'nin önüne çok fazla seçenek bırakmadılar. Şimdi biz S-400'leri aldık ama bizden önce Yunanlılar S-300'leri aldılar. Bunları Kıbrıs'a yerleştirmekle tehdit ettiler. Kıbrıs'a yerleşseydi Antalya'dan kalkacak bir uçağımız dahi hemen o hava sahasında atış alanı içerisine girecekti bu S-300'lerin. Türkiye buna müsaade etmedi. Biliyorsunuz Girit'e yerleştirdiler. Şimdi Amerikalılar Girit'te bazı çalışmalar yapıyorlar, askeri tatbikatlar yapıyorlar, bir askeri üs kurma çalışmaları var ve bu S-300'ler de orada konuşuluyor. Ama bize de diyorlar ki siz S-400'leri aktive ederseniz bu yeni nesil görünmeyen savaş uçaklarından şifrelerini çözer ve bu uçaklar görünmez niteliğini kaybederler. Birincisi büyük bir ihtimalle mesele teknik olduğu için gerçekten bu sistemin NATO sistemine entegre edilmesi mümkün değil. Türkiye'de bunu NATO sistemine entegre etmeden kendi milli savunma sistemi olarak kullanacak tedbirleri alabilir. Yani bunun için ayrı bir radar sistematiğini NATO'nun dışında kurma imkanına sahiptir Türkiye. Ama, bunu açıkladı zaten Türkiye. Tamam. Buna da hayır deniliyor. Buna da hayır deniliyor. Ve Türkiye'den istenen dünya yeniden kuruluyor. Nasıl bir yeniden kuruluş? İki kutuplu dünya düzeni, soğuk savaş dönemi SSCB'nin çökmesiyle bitti. Sonra neoliberalizmin hakim olduğu, Amerika'nın tek kutup olduğu küreselleşme dönemi başladı. 2008'deki finansal krizle birlikte neoliberalizm ve tek kutupluk çökmeye başladı. Ve Çin büyük bir hızla çıktı. Korona kriziyle de dünya resmen iki kutuplu hale geldi. Ve yine dünyanın üretim merkezi Amerika Birleşik Devletleri ile Batı Avrupa arasında Atlantik odaklı bir dünya iken son 500 yılda Asya Pasifik'e kaydı. Yani bugün dünyanın üretim merkezi Asya Pasifik. Amerika Birleşik Devletleri içinde bile üretim Batı kanadına kaymış durumda. Pasifik kıyısına kaymış durumda. Bundan dolayı da bu küreselleşme döneminde Amerikan ve Çin ekonomileri China Amerika denecek kadar yani iç içe geçmiş bir süreçteydiler. Ve bundan Çin çok istifade etti. Bugünkü büyük güç haline geldi. Şimdi bu tekrar doğan iki kutuplu dünya düzeninde bir Asya merkezli jeopolitik rekabet olacak. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Biden'ın iktidara gelişinden sonra daha Trump döneminde kırılan ilişkileri tamir ederek Rus-Çin ittifakına karşı bir kuşatma politikasını güneyden Hindistan, doğudan Japonya ve Avustralya ile gerçekleştirmek istiyorlar. Şimdi Türkiye'nin bu jeopolitik rekabette çok büyük bir önemi var. En az soğuk savaş döneminde olduğu kadar önemli. Hatta belki ondan daha önemli. Çünkü Türkiye bir taraftan sadece Türkiye değil, artık Doğu Türkistan'a kadar uzanan bir Türk dünyası, bağımsız Türk Cumhuriyetleri alanı içinde büyük bir etkiye sahip. Türkiye hangi tarafta olursa ortaya çıkacak jeopolitik sonuçların küresel boyutta etkisi olacak. Şimdi burada Batı, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği küstahça, bunun altını çizerek söylüyorum, küstahça şöyle yaklaşıyor. Diyor ki sizin hiçbir jeopolitik talebiniz olamaz. Suriye'de Kürdistan'ı kabul edeceksiniz. Doğu Akdeniz'de Yunan-Rum egemenliğini kabul edeceksiniz. Ve bizim uslu müttefikimiz olacaksınız. Bizim şartlarımızda bizim müttefikimiz olacaksınız. Bütün jeopolitik ihtiraslarınıza son vereceksiniz. Şimdi Türkiye Belçika değil. Türkiye Hollanda'da değil. Hatta Hollanda'nın bile kendisine yönelik
jeopolitik ihtirasları vardı. İhtiraslardan illa böyle kötü bir şey kastetmiyorum. Yani milletler, devletler güçlendiği zaman etraflarına güç projeksiyonu yaparlar. Hı hı, hı. Kaldı ki Soğuk Savaş döneminde bile Türkiye NATO dışında bir milli Kıbrıs politikasına sahipti. Ve bu milli Kıbrıs politikasıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne ambargo yemeği de dahil olmak üzere karşısına alarak, göze alarak askeri darbe yapıldıktan sonra 5 gün içinde çok zor olan bir çıkarmayla, deniz ötesi harekatla, deniz aşırı harekatla bir devlet kurdu Kıbrıs'ın kuzeyinde. Yani Soğuk Savaş döneminde bile Türkiye kendi jeopolitik hedefleri olan bir ülkeydi. Bugün dünya Soğuk Savaş'ta kadar kesin hatlarla ayrılmış değil. Ve Türkiye'nin de talepleri artıyor. İhtiyaçları da artıyor. Yani enerji ihtiyacı artıyor. Ondan sonra refahtaki talebi artıyor. Ve Türkiye'de kimin iktidarda olduğu önemli değil bu konuda. Kim iktidarda olursa olsun bu tür güvenlik endişeleri ve talepleri ve güç projeksiyonları olacaktır. Onun için efendim biz size F-35'leri vermeyiz. Siz S-400'leri iptal etmezseniz. Şimdi Necdet Esten Paşa güzel bir makale yazmış Veryansı'nda. Dün çıktı. Özü şu, siz F-35'leri vermezseniz biz de Yunanlıların F-35'lerini S-400'lerle düşürürüz diyor. Güzel çözüm. Yani meselenin özeti bu. Meselenin özeti bu. Şimdi Türkiye'yi ya karşı bir ittifak üyesi olarak adil davranacaksınız. Eğer Türkiye'den de adil yaklaşım istiyorsanız. Yani siz Türkiye'nin hayati çıkarlarını tehdit eden PKK'ya askeri destek, askeri eğitim vereceksiniz. Ona Suriye'nin kuzeyinde bir devlet kuracaksınız. Türkiye'nin hayati çıkarlarını tehdit eden FETÖ casusluk ve istihbarat örgütünün liderini Amerika Birleşik Devletleri'nde muhafaza edeceksiniz, koruma sağlayacaksınız. Türkiye'de bir darbe yaptıktan sonra dahi bakın sorguya bile çekmeyeceksiniz. Ya. Şu Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hiçbir çıkarını kabul etmeyeceksiniz ve Türkiye'nin aleyhine gerçekleştirilen ittifakları tebrik edeceksiniz. Ondan sonra da Türkiye'ye diyeceksiniz ki sen S-400 aldın. Bu S-400'leri iptal et. Doğrusu eğer AKP S-400'leri iptal eder ise bu Rahip Brunson skandalından çok daha büyük bir milli skandal olur. Ve şu anda yapılması gereken şey Avrupa Birliği ile ve Amerika Birleşik Devletleri ile yeni dünya şartlarının göz önünde alındığı ve Türkiye'nin yaşamsal milli menfaatlerinin temsil edildiği bir görüşme zinciri başlatmaktır. Ama bunu yaparken bugün olduğu gibi Arap'tan fazla Arapçı olmamak gerekir. Bunu yapamazsınız. Mesela bugün Türkiye Arap'tan fazla Arapçı bir dış politika izliyor. Ne demek istiyorum? Orta Doğu'da üstelik hiçbir Arap ülkesiyle de iyi ilişkimiz yok Katar hariç. Bütün Araplar da bize karşı. Biz İslam... Bütün Araplar da bize karşı. Evet, çünkü biz İslamcılık işte, yapıyoruz. İslam Türkiye Hamas'ın yanında, Müslüman kardeşlerin yanında ondan sonra ve Katar'da Katar'la da iyi ilişkileri var. Yani bak, bütün Arap ülkeleri İsrail'le Fas'a kadar iyi ilişki kuruyorlar. Ticaret yapıyorlar. Hı-hı. Ortak askeri tatbikatlar konuşuluyor. Ama biz dış politikamızda İsrail'le ticareti sürdürürken jeopolitik bir çatışma içerisine giriyoruz. Bundan karlı çıkan Yunan'dan sonra Rum ikilisi oluyor. Mısır bir başka Arap ülkesi, en büyük Arap ülkesi.
Orada Müslüman kardeşler iktidardaydı ve askeri darbeyle devrildi. Tamam, istemezdik askeri darbe olmasını. Fakat siz bu askeri darbe sonrasında ilişkileri bir süre sonra iyileştirmek zorundaydınız. Bunu yapmadıkları gibi Müslüman kardeşleri İstanbul'da operasyon alanı tanıdılar. Ve Türkiye-Mısır ilişkileri çok kötü olduğu için Mısır kendi aleyhine olduğu halde bile Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimiyle Türkiye'ye karşı işbirliği yapıyor. Halbuki biz Mısır'la aramızı düzeltsek Libya'da da işlerimiz daha rahat hale gelecek. Bugün İsrail'le ilişkilerimizi düzelttiğimiz takdirde Doğu Akdeniz'de ve Suriye'de işlerimiz rahatlayacak. Suriye'yle de ayrı bir kavgamız var. Beşar Esad rejimiyle. Niye Beşar Esad rejimiyle kavga edelim? Yani gerekçe ne? Efendim Beşar Esad şu kadar adam öldürdü. Tamam. Muhalifler de o kadar adam öldürdü. Yani Londra merkezli Suriye gözlemevinin verdiği rakamlara bakarsanız iktidarın ve muhalefetin Suriye iç savaşında karşılıklı öldürdüğü insan sayısı aşağı yukarı eşit. Sonra siz Türkiye'de Öcalan'la görüştükten sonra Suriye'de Beşar Esad'la niye görüşemiyorsunuz? Yani. Veya Birleşmiş Milletler tarafından, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından pardon, soykırımcı ilan edilen Ömer Beşir'i destekleyen bir çizgide bulunduktan sonra neden Beşar Esad'la görüşemiyorsunuz? Bunun milli hiçbir politikayla ilgisi yoktur. Bu ideolojik merkezli bir yaklaşımın sonucudur. Yani Amerikalılarla ve Avrupa Birliği ile küresel jeopolitiği ilgilendiren bir düzenleme için masada oturup görüşürken aynı zamanda onun dışındaki denklemleri de tek tek Türkiye çözmek zorunda. Bunu da milli menfaatleri zemininde gerçekleştirmeli. İdeolojik, Müslüman kardeşler ideolojisine dayanan bir siyasal ümmetçi anlayışla bunu yapmak mümkün değil. Peki hocam son olarak bu NATO'dan ayrılma mı? Şimdi bu saydıklarınız işte Suriye'de Kürt devletine izin ver, Doğu Akdeniz'den çekil, orası işte Rum ve Yunan gölü olacak. Efendim işte Fethullah Gülen'in Amerika'daki ikametine ses çıkarma, uslu uslu otur Anadolu'da tavrına boyun eğecek mi Türkiye? Yoksa hadi oradan deyip yani yönünü NATO'dan çıkarak... Bakın boyun eğmemek, boyun eğmemelidir. Boyun eğmemeyi en iyi yapabileceğiniz yer NATO'dur. NATO'nun dışına Türkiye'nin çıkmasını kim ister? Yunanistan ister. Ermenistan ister. Rum kesimi ister. Ertesi gün Rum kesimi girer NATO'ya. Bazen menfaatlerinizi bir sistemin içerisinde kalarak sistemin size saldırmasını da engelleyebilirsiniz. Anladım. Dolayısıyla bu NATO'dan ayrılalım. O çok ideolojik bir söylem ve hayatın gerçekleriyle de uzlaşmıyor. Evet. Türkiye'nin NATO içerisinde milli menfaatlerini karar alma sürecinde en etkili şekilde kullanacak bir duruşla dış politikasını şekillendirmeli. Evet. Hocam son olarak Türkiye Amerika'ya nasıl bir karşılık vermeli? Bu yaptırımlara karşılık ne önerirsiniz? Şimdi birçok yaptırım yapılabilir. Aşama aşama planlanabilir. Yani Türkiye'nin elinde de baskı araçları var. Öncelikle hiç bu politikadan etkilenmeden S-400'lerin aktive edilmesi süreci devam ettirilebilir. İki, İncirlik'e iniş kalkışlar belirli sürelerde durdurulabilir ve İncirlik masaya getirilebilir. Amerikalıların da 6 yeri İncirlik'e alternatif olarak çalıştıklarına dair bir kapsamlı rapor okudum. 2 sene oluyor hazırlanılır rapor. İnternette de bulunabilir. Fakat hiçbirisi İncirlik'in sağlamış olduğu jeopolitik avantajı ve teknik altyapıyı sağlamıyor. Onu da ifade edelim. Yani zorunluluktan dolayı gider. Malatya'da İsrail'in savunmasına demir kubbeye büyük bir bilgi aktarımı sağlayan radar sistematiği var. Bu Kireci. Radar sistematiği gündeme getirilebilir. Tabii
bütün bunları yaparken bir taraftan da yüksek bir sesiyle, ses tonuyla konuşmadan, yani hey diye bağırmadan ama kapalı kapıların ardında Türkiye'nin stratejik menfaatlerini en keskin ve net şekilde ortaya koyup savunarak anlatmak gerekir. Yani şunu Washington'da anlamak zorunda. Artık Orta Doğu, Soğuk Savaş dönemindeki Orta Doğu değil, Kafkasya Soğuk Savaş dönemindeki Kafkasya değil. Türkiye Soğuk Savaş döneminde ile kendi milli politikaları olan bir ülkedir. Bir imparatorluğun devamıdır. Kodlarında bu vardır. Ve tarihi hafızası belirli olaylarda derhal ortaya çıkar. Türkiye'yi olduğu gibi kabul edip saygı duymak zorundalar. Türkiye'ye herhangi bir küçük merkezi Avrupa ülkesi gibi davranmaya kalktıkları zaman hayal kırıklığına uğrarlar. Sadece bugün değil, yarın da. Evet. Ümit Hocam, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Rica ediyorum. Çok değerli. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.